Hocam Bey büyük geçmiş olsun. Allah çok büyük geçmiş olsun tekrar. Nasılsınız? Sağlığınız. Sen nasılsınız? Ya başkanım. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Bir şey yok yani bir sağlık durumumuzda hiçbir şey yok. Çok korkuttum. Böyle ufak tefek yanıklar, yaralar falan. Allah'a şükürler olsun. Bununla atlatmanız o fotoğrafları gördükten sonra Allah bir büyük olsun, mucize yani. Yani çok da fazla konuşmak da istemiyorum artık geldi geçti. Arayan, soran, gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hala arıyorlar, hala soruyorlar. Okan vefalı dost örneği. Geldi ta İstanbul'dan hemen geldi. Ben gelmesini istemedim çünkü dedim hani hızlı gelecek. Geldik de hızlı. Aman dedim gelmeyin dedim Allah hızlı. Korusun. Allah korusun. Hani benim yüzümden bir şey daha olmasın diye ama sağ olsun geldi Örf abi de her birlikte. Her zaman. Birlikte sonra geri döndük işte. Araba içinde birçok şey yazıldı, çizildi ama sorun arabada mıymış, aksanı koptu? Hiç bilmiyorum ya, valla. Yani, çıktı mı peki rapor? Büyük ihtimal lastik patladı galiba, o yüzden. Hı-hı. Lastik patladıktan sonra o aksın kopması falan, hepsi ondan sonra olmuş. Eksper raporu falan, evet araba pert oldu zaten. Ama dediğim gibi arabanın şeyi hiç önemli değil, önemli olan bizim sağlık. Çok da güzel bir haber aldık aslında bu kötü haberin sonrasında. Buse Hanım da 5 haftalık hamileymiş. Evet, onu zaten salı günü almıştık. Ben de cuma günü işte bizim Günay'da programımız vardı. Evet. Orada işte size söyleyecektim. Biz tam doğum gününüzde sormuştuk da herhalde belli değildi o gün. Birkaç gün önce. Ya belliydi de biraz saklamışlar. Sürpriz şimdi, yapmak istedim. Şöyle şimdi ilk hamilelik haberi çok erken oldu ya. O zaman dediler ki işte erkenden haber verildi bilmem ne falan. Nazar tabii ki. Şimdi biraz bekleyelim dedik aslında. Ama salı günü haber aldık. Cuma zaten söyleyecektim ben. Böyle verdim kısmet oldu. Peki kontrollerde hiçbir sıkıntı yok mu bebekte falan? Allah çok şükür. Diğer Burak da iyi. Burak da iyi. O da çok iyi. O da çok psikolojik iyi. Olarak bu sen nasıl peki yani? Yok yok hepimiz iyiyiz. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Trafik kazaları. Tabii ki. Ben buradan herkese... Trajedi oluyor. Evet yani Türkiye'de her yıl hani görüyoruz bayram tatillerinde falan yüzlerce insan ölüyor. Hani herkes ne oldu çok çok dikkat etsin. Özellikle çocuklu aileler çocuk koltuğundan kesinlikle ayırmasınlar çocukları. Ben bunun önemini, emniyet kemerinin önemini, çok şükür hepimiz emniyet kemerimiz bağlıydı. Evet biraz hızlı gidiyorduk ama çok da hızlı gitmiyorduk yani. Olacağı varmış. Oldu. Ne yapalım? Arabanız, yeni araba da hayırlı olsun diyelim. Dünyanın en sağlam arabası gösterilen markayı yapmışsın. Dağılmadım. Deneme testi şu an. Siz mi önerdiniz Okan Bey? Yok kendi karar vermiş, doğru karar vermiş ama. Buse geldikten sonra komple araba markalarına baktı. Hangi araba? Hangi araba? En sağlamı. Nasıl sağlam? İşte hangi arabada çocuklar için daha iyi falan diye araştırıyoruz. Daha almadım. Deniyoruz şu anda. Bakalım. Bir de böyle bir ses sistemi sizde bakar mısınız? Ya konserdeyiz gibi oldu. İyiydi. Konser bir de söylentiler vardı sigortadan para aldığınızda. Yok ama gene parası bu kadar kısa sürede sonuçlanamaz bile zaten. Kısa sürede sonuçlanabilir evet. Mi? Yani daha bunun eksper raporu çıkacak. Daha ondan sonra sigorta ona bir bedel bitecek bir şey olacak yani bir sürü daha onun şeyi var. Biliyorum da bir açıklama getirelim diye de. Yok söyledim zaten ben tweet de attım bu konuyla ilgili daha öyle bir şey yok yani. Konser maratonu belli oldu peki devam edecek misiniz yarın kalan çünkü Bodrum'da bir gece. Evet o geceye gidemedim Hülya Hanım'la da mesaj açtık konuştuk da bensiz yaptı o geceyi çok da güzel bir gece olmuş. Biz Temmuz ayında bir kez daha yapacağız zaten inşallah. İnşallah. Bakalım işte başlayacak. Abi sana çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Okan Bey siz nasılsınız? Çok şükür. Demet Hanımlar Çeşme'de tatilde siz de erkek erkeğe burada. Aynen ben sabah geldim. Ne? Hovarda diyeceğim. Ne hovardası ya bizden hovarda çıkmaz. Ya aynı şey yaptı ya. Söylemedim o söyledi. Yok. Sabah aynen onlar orada ben sabah erken geldim. Allah razı olsun. Gidecek misiniz siz de? İşte pazartesi sabah geliyorum cuma dönüyorum. Gelmişken başkanım bir görelim dedik. Geçmiş olsun bir daha o zaman çok. Maçı kalabalıktı. Kötü de bir gün geçirdi. Bir yemek yemedik öyle akşam kafamız dağılsın. Güzel oldu. Abi kötü anılar bitti. İyilerden bahsedelim. Yine güzel bir haber var. Demet Akalın'la birlikte bir program sunacaksınız. Bak getirdim. Anlaşma Kontratı elimde. Eline getirdim. Yapımcı siz mi olacaksınız? Ben yapımcı abi, değilim. Anlaşma elimde. Şöyle bir şey. Hayırlı olsun diyelim. Demet Akalın'la bir sabah programı. İnşallah. Bakalım. 6 yılın arasından sonra bir barışmayla birlikte. Biz zaten aslında. Demet'le bir program yapmıştık yıllar önce. Ben çok bayağı küçüktüm acaba. Tabii. O zaman evet. Fox TV'de yapmıştık yıllar önce. Çok da güzel program olmuştu ama o müzik eğlence programıydı. Bu şimdi her şeyin içinde olduğu çok güzel bir inşallah. Sabah programı. Sabah programı. Evet, sabah. Evet, sabahların. Sultanı yeniden. Peki ikinizin de kırgın olduğu farklı dostları var.
Mesela programa konuk alırken bunlara dikkat edilir mi? Konuk koordinatörümüz Okan Bey, o alacak artık. Bunu bana soruyorsun kardeşim. Fatih Bey'i konuk olarak alır mısınız? Ya şimdi programın formatı filan daha oturmadığı için ama maskesini takan herkes gelebilir. Allah utandırmasın. Hayırlı Allah olsun. Çok büyük de geçmiş olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hadi, hadi iyi akşamlar.